Arkadaşlar, bugünkü konumuz hidayet. Hidayet nedir böyle? Sorulsa ne deriz abiler? Sırat-ı müstakim. He? Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim. Doğru. Çok güzel ya. Aferin ya. Başka? Kurtuluş. Kurtuluş. Bak bu batırayı bak. Harika ya. Hidayet, hicabın kaldırılmasıdır. Perdelerin kalkmasıdır. Hakkı hak, batılı batıl göstermektir, görmektir. Allahümme erinel hakken verzukna ittibahu ve erinel batile batile verzukna iştinabehu. Amin. Şimdi hidayet, perdenin kalkması. Şimdi mesela bir şey anlatıyorum. Arabayı ayarlamaya gittim. Bizzat anlasana da anlattım. Hayatınızda dolu da benim de taze olan örnekleri vereceğim. Nasıl vereceğim başka? İnsan herkes yaşadığından verecek. Yediği yemekten ikram eder. Değil mi Sam Musofran? Adama ayar yaptırıyorum. Diyecek ki bana ahirette geldin en az 20 dakika durdun. Bana niye bir şey anlatmadın? Demeyecek. Diyecek. En can alıcı ona. 10 dakikada ne yapabilirim ben buna? Herkesin ortak yarasına çomak sokayım. Vehim, vesvese, bunalım, buhran, panik atak, depresyon, canım sıkıldı, yatamıyorum. Mutlaka bir tanesine gelecek. Arkadaşlar, vesveseden, vehimden, şundan, bundan, böyle aklıma belanı, böyle vecizele. İnanın bana, ha kaleme söyledin, ha adama söyledin ya. Hani bizde bir Karadeniz bir laf var, bu lafı diyor, köpeğe söylesen köpek kudurur. Hiç almıyor o. O gün bugün bir haftadan beri Allah Allah. Hiç mi ya? Hiç almıyor. Hiç. Ayar yapıyor. Ha. Ya öyle mi dedi? Ya biz de yaşadık da bu toplumda yani. Nurlar tarımada önce sonra. Ya Allah Allah. Tuhaf ya. Siz de daha fazla yaşıyorsunuz. Daha garibini söyleyeyim. Hadi adam lakayt. Şaşırdınız değil mi? Geliyor, kitap okuyor, külliyat bitiriyor, bir anda arayı kesiyor, çekip gidiyor, hiç daha gelmiyor. Daha garibi düşman oluyor. Niçin? Eften püften bahanelerle. Akıl tutulması diyeceğim ama, akıl tutulması değil, güneş tutulması var mesela, daha acayip. Güneş tutulması var. Şimdi neymiş peki? Sana bir şey sorayım. He. Hani o anlattın adam hiç almıyor ya. Hiç almadı. Buna Allah muhatap olmuyor diyebilir miyiz? Allah muhatabiyetini kesmiyor. Yani tövbe estağfurullah ama misal veriyorum ya. Telefonu arıyorsun. Ne diyor? Birisi çıkıyor. Bir, kaplama alanı dışında veya başkasıyla görüşüyor. Seninle muhatap olamaz. Şimdi ulaşılamıyor. Aradığın zata ulaşılamıyor. Allah kaç defa telefon ediyor tabiri caizse? Peygamberimizin hadisiyle kalbe. Kalp Rabıta-i Rabbaniye'dir. Kaç defa diyormuş? 70 defa. Allah usanmıyor tövbe ve bıkmıyor. Her müminin kalbine kulunu kalacak. Hatam Allah'a Allah kulubim olmamış. Yani müylenmiş. 70 defa telefon ediyor. Her edişinde ya Rabbi kulun kaplama alanının dışında sana muhatap olamaz. Olmaz. Başka bir gene ediyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi kuluna ulaşılamıyor. Ya telefon kapalı ya çekmiyor. Bunun adı telefon kapalı. Hatamallahu ala kulubihim ve ala ebsam ilahi. Kalpler mühürlenmiş. Kapsama alanının dışına kapatılmış. Onun için ne kadar şükretsek az yahu. Ne kadar az. Bak abiler, sözlerden bir şey buldum. Çok ilginizi çekecek. Ben bunları biliyorsunuz ama sözlerde bir cümle var. Dikkatinizi zannetmiyorum çünkü benim de yeni çektim. Hidayeti ne diyor biliyor musunuz? Hidayeti. Burada hidayet hicabın kalkması. Perde kalkmış. Perde kalkmaması ne oluyor? Adamı anlatıyorsun akıl örtülmüş anlamıyor. Görüyor kör. Bakıyor görmüyor. Bakmak ayrı görmek ayrı. Bakıyor görmüyor. Duyuyor, işitmiyor. Anlıyor, idrak etmiyor. Şimdi ben size bir yer göstereceğim. Çok tuhafıma gitti. Bakayım nerede o?
Evet. Öyle olacaktı. 573 olsa gerek. Çalıştığım için çok garip bir tabir ya. Miraç'ta söylüyor, Miraç'ta. Ya usta hakikaten sertmiş be kardeşim. Yok, 573 dedi ama burada bulacağım. Yani ustad lügatları, tabirleri eylemde göstermiş. Ben size, 571. Bak, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Burak-ı Tefik-i İlahiye biner. Berk gibi bütün daire mümkünatı kat edip acayip bir mülk ve melekütü görüp daire-i vücub noktasına çıkıp sohbete müşerref olup rüyeti cemal ilahiye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Burada ilginizi çekti mi? Tevfik ilahi Burak'a söylüyor. Burak-ı Tevfik-i İlahi. Burak-ı Tevfik-i İlahi. Doğru mu yazdım? Burak-ı Tevfik-i İlahi. Doğru değilmiş Ahmet abi. Evet, takkesi var. Takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Niye cebinde takke yok? İlk önce şunu soruyorum. Para var mı cebinizde diye soruyorum. Abi var diyor. Parayı taşıdığın gibi takkeyi de taşıyacaksın. Ben biraz sert değilim ha. Biz çok bozulmuşuz. Ben sert değilim. Size bir yere gittiğiniz zaman sizin kaza namazınıza, orucunuza, sizin din noktasında ikaz etmeyip iyisiniz, hadiste söylüyorum hadis, iyisiniz, iyiyiz diye gaflete sokanlara uğramayın diyor. Peygamber Aleyhisselam. Başka bir hadisinde kendi hayatını din olarak gösterenlere. İyiyiz. Tamam da takke niye yok? Unuttun. Olabilir ama ahlak edinmiş. Soruyorum ilk. Takke niye yok? Para var mı cebinde? O da çekiniyor belki isteyecek diye. çekinme. İstemeyeceğim diyorum. Var abi. Parayı taşıdığın gibi o resmi bunu da taşıyacaksın. Taşıyacaksın. Sarı da beline sarılırsın. O ileri seviye. Bu zaruridir. Mekruhtur çünkü. Bak Burak'ı, Burak neymiş? Tevfik-i İlahi. Hidayete mazhar olan Burak'a binmiştir. Burak ile Allah Resulü'nün o şeyi Miraç'ta kullandığı Mescid-i Aksa'da şeyden, Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan Arş'a kadar olan yolculuğunu bindiği binek ile değil o. O da fakat her şeyin dört ciheti var. Eğer biz bunu bilemezsek ne psikolojimizi ne ailede tutarsızlık düşeriz. Her şeyin ama, her şeyin sureti var. Uygulayayım, iman. Sureti nedir? Davranışlarımızdır. İman hayatımıza ne katmış? Neler haram, neler helal. Eylemde nedir? Her şeyin sureti. Gir içeriye, kanuniyeti. Gir içeriye, hakikati, mahiyeti var. Sureti şu, eylemdedir. Kanuniyeti insandadır. İman ne yapmış seni? Yani Allah ve ahirette ümitli mi yaşatıyor? İmanın hakikati ise hidayettir. Hidayeti de anlatmış olayım. Bir de mahiyeti Allah'tadır. Hidayet konumuz ya. Güneş haşa şems ezeli olsa Cenab-ı Hak. Ondan gelen ziya ışık gelmez. Bir paket gelir ziya. O maddeye vurduğu zaman ısı, ışık, renk ortaya çıkıyor. Güneşin muktedir olsak, 100 kilometre çıksak, güneşin çevresi karanlık biliyor musunuz? وَاَتَشَ لَيْلَا وَاَخْرَجَ دُحَاهَا. Biz aydınlığı ne zaman şey yapar? Güneşten ziya çıkar, ışık çıkmaz. 10. sözün sonunda var bu. Güneşten ziya çıktı mı? Maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk çıkıyor. Mesela aya çarptığı zaman nur olur.
Ve şemse ziyaya vel kamera nura. Barla da geçiyor. Şemsten ziya, kamerden nur. Tamam. Haşa, güneşe Allah desek. Allah makamına koysak, tefekkür için. Oradan gelen ziya nedir? Renk, ısı, ışık, her şey. Onun adı hidayettir. Camı açtık, pancuru açtık Mustafa. Girdi içeriye, odamızı ısıttı. Çiçekler büyüdü. Hayatımıza bir şey yaptı. Mikroplar öldü vesaire. Onayladık, girdi değil mi? Ortaya çıkan sonuç imandır. Perdeyi açmak ihtiyardır. İhtiyardır o eylem. O eylemin lazım olduğu bu bütünlüğü görmek iradedir. Bu bütünlüğü görmek iradedir. Demek ki güneş şems ezeli, ondan gelen ziya hidayet, Allah hidayetini imana dönüştürsün. Hidayetin artısın diye var. Peki panjur kapalı, güneş girebilir mi? Giremez. Güneş girdi içeriye, ortaya çıkan sonuç, onayladık ya biz. Hidayet kime gelmiş? Pançuru kaldırmamdı adam. Hidayet geliyor da iman olmadı. Niye olmadı? Pançuru kaldırmadı. Perdeyi açmadı. Hidayetle iman arası bu. Biz herkese hidayet geliyor. Onaylanırsa iman olur. Onaylanmazsa orada gider, söner. Cüz'i ihtiyarın sarfından sonra kalbe ilk eldiren... Evet, nurdur bu. Demek ki pançura kadar herkesi geliyor. Onayla, aç onu. Girsin içeriye. İhtiyarla onaylıyoruz ve içeride ortaya çıkan sonuca iman diyoruz. Hidayet imanı biraz anladık değil mi? Ama hidayet abiler bir daha Burak'tır. Burak ne demektir böyle? Allah Resulü'nde hakikattı. Sureti nedir? Dershaneler Burak'tır. Namaz Burak'tır. Oruç Burak'tır. Dersler Burak'tır. Nefsimizi acıtıp hakikati duymak Burak'tır. Ondan sonra yani perdenin kalkması Burak'tır. Bakıp da görmemek değil. Bakıp da görmek Burak. Burak neymiş? Burak-ı tevfiki ilahiye biner. Allah'ın tevfiki refik olsun derler ya, arkadaşın olsun. Demek ki seni hidayete götüren her şey Burak'tır. Çok tuhaf değil mi? Şimdi hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, batılı batıl görmektir. O zaman ne kadar şükretsek az değil mi abiler? Risale-i Nur bize bir gözlük verdi. Hidayetimizi arttırdı. İmanımız çoğaldı. Ne kadar büyük nimet ya. Hicabın kaldırılması. Mesela 72. sayfada Eşat-ı Ceza diyor ki her şeyin iki ciheti var. Bir mülk, bir melek. Bunu sen nur talebesi olmazsan bilebilir miydin? Kürsilerden para verin, domates kapanlar, neredesiniz? Tamam. Muharrem gecedir. İsmail aleyhisselam yatırılmış, İbrahim aleyhisselam aldı, koç geldi. Şimdi kurbanda gene gideceksiniz. Bunda farklı bir şey duyacak mısın? Zor. Ama simgesinden arkaya geçtiğinde farklı oluyor. Şimdi hidayeti biraz da farklı şey yapalım. 61. Trabzon plakası mıdır? Trabzon. Biraz Trabzonlu olalım. Hidayet neymiş? İlk önce 60'tan. 60 Tokat mı? Evet. Tokat. İlk önce Tokat'tan. Niye böyle diyorum? Bu subliminal yapıyorum. Subliminal olursa şekil. Plakalara benzeterek illuminati yapıyorum. Çıkmaz kafanızda. Tokat, Trabzon. İşaret-i Caz'dan 60'tan okuyacağım. Sonra 61'e geçeceğim. Yani ruhlar mezarlı olan YouTube'da felsefe videosu varsa, felsefe filme dönüşmüşse onun adı illuminatidir. Eğer ahlakı bozucu şeylerse subliminaldir o. Mesela şekil anlatıyor hakikati. Şimdi ben mesela kafanızdan çıkmaz. Tokat'tan girdik, Trabzon'dan çıkacağız. Hidayet, işareteceğiz da Tokat'tan Trabzon'dan. İstersen unut da göreyim. 60'ı unuturdun ama eve gidince Tokat'ı unutamazsın. Hidayetin neticesi, semeresi
hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sual eden sahile cevaptır. Yani hidayette saadeti dariindir. Yani hidayetten mükafat bekleme, verirse verir. Hidayet kendisi ücretmiş. Kendisi cevapmış dünyada. Hidayet kendisi cevaptır. Ustad diyor ya, hizmetimizin ücretini almışız. Muhammed ne demek? Ya dünyada cennet hayatı yaşattırıyor. Yani şu, Allah ve ahirette ümitli yaşama, yaşayan kadar dünyada bahtiyar hangi insan olabilir? Kabiri hallettin ya, insanların büyük meselesi kabir. Kabiri terise çevirdin. Allah ve ahiretle ümitli yaşamak kadar Allah ve ahiretten bir şey beklentiyle yaşıyorsun. Bundan daha saadet bir şey olur mu? Diyor ki, hidayet saadet idareye indir. Yani dünya ve ahiretin saadetin kendisidir. Arkadaşlar, verilecek bir şey değildir. Verilendir. Sonuçtur, süreç değildir. İlim süreçtir. İlim süreçtir. Tefekkür sonuçtur. Hidayetin neticesi nefs-i hidayettir. Yani Hakk'a kabullenmektir. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Yani hidayetin meyvesi sonucu kendisidir. Meyvedir. Sonuçtur. Çekirdeğin meyvesi. Zira hidayet, buraya dikkat edin, haddi zatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir. Hidayetin tersi dalalet. Hidayet neymiş abiler? Ruhun cennetiymiş. Cennete gideceğiz değil. Allah inşallah verecektir onu. Ha, o ihsandır, ikramdır, lütuftur, keremdir. Verirse verir. Ama hidayet kendisi sonuçtur. Nedir o dünyada? Vicdani bir lezzettir. Ruhun cennetidir. Anlamadım bunu. Tersini söylüyor. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir. Oh. Pof. Oh. Şahsiyet kırılmaları var ya. Orada farklı şahsiyet yaşıyorsun, evde yaşıyorsun, şunu yapıyorsun, iş yerinde. İkide bir tuhaf. Yani insanda dört hakikat var ya. Dima, vicdan, kalp, ruh. Dışarıdan, soğan kabuğu gibi dışarıdan. Dima, vicdan, kalp, ruh. Şimdi bütüne gelmeyince ne esiyorsa onu söylüyorsun, düşünüyorsun. Eğer akıldan kopmuşsa vicdan, ne hissediyorsan, bugün cehennem, oldu cehennem, bu sefer diyorsun, psikolojim bozuldu, doktora gidince, basıyor ilacı. Oysa his kendi başına müstakil kalınca, vicdanda, bak akılda fikir, vicdandayız, kalpte duygu, ruhta latife. Aklın abdesti nedir? Sildiniz mi? Sildiler. Aklın abdesti nedir? İlimdir. Vicdanın abdesti nedir? Hakkı hak görmek, batılı batıl görmek ve el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Ruhun abdesti, vicdanın abdestidir. Kalbin abdesti nedir? İmandır. Ruhun abdesti nedir? Miraçtır. Uruçtur. Elinin abdesti nedir? Sırrı insanidir. Sırrı insanın abdestini bilmiyor. Arkadaşlar bakın bir daha. Bu siz derse gelmediniz ha? Doktora geldiniz. Bak, doktorluk anlatacağım. Şimdi bu dört tanesi ne kadar parçalanırsa buhran geçiririz. Psikoloji, canımız sıkılır. Bunlar ayrı ayrı. Panik atak olur. Canım sıkıldı. Psikolojim, depresyon, yatamıyorum, uyuyamıyorum, takıldı, takıntıdan kurtulamıyorum. Ne koyarsan koy. Dört tane hakikat ne kadar birbirinden kopuksa ne olur bakın. Soğan kabuğu gibi en dışarıda söylüyorum. En dışarıda akıl, fikir ve düşünce.
vicdanda gir içeriye his, bir gir içeriye kalpte duygu, gir içeriye ruhta latife. Şimdi eğer akıldaki fikir, düşünceler, malumatlar, zanlar, geçmişe ait düşünceler, keşkeler, eğer vicdandan ve kalpten, ruhtan koparsa tek başına çalışır, cehennem eder kafan, vehim, ateş gibi işte cehennem olur. Burası cehennem olur. Kopuk olduğu için buradan koptu. Eğer vicdandaki his öyle yandım, pişirdin, işte köfte ettim falan ve aşk maşklar var. Ondan sonra küfre taraftar oldun, his yani. Bu his de kopuksa, eğer hisse akıl mayası katılmazsa, akılla kontrol edilemezse, Allah ile istikamete konulmazsa, o his de seni yakar. Farklı farklı şeyler var. Şimdi o konuya girmeyeyim. Demek ki bu dördü ne kadar bütüne gelirse ruhun cenneti olur. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Yani cennete gideceksiniz, oraya gireceksiniz demiyor. Şimdiki zaman şeyini kullan. Gir cennetime diyor. Fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gir. Şimdi. Sanki hidayet ilahi bir burak olup, bak burada da söyle, işaret edeceğiz. Müminlere gönderilmiştir. Derse getirdiler, bir şekilde sana geldi. Ne bileyim, tamirdeydi bir adam, arabasını tamirdeydi. Sana iki tane laf etti, Burak getirdi sana. Bin buna dedi. Sana gel diyor Ömer, bir tamirci. Arabayı getirdiğini zannediyor, kendisini getirdi. Sen iki kelam ettin, bak ne almıyor. Hiç de anlatma. Öyle alın, almazsanız fırlatmana ucuz malımız da yok. 5-10 dakika anlatmaktan almıyor, bırak da. Baktım iş anlatacağım senin dükkanda. Baktım bana anlatıyor. Benim işim var ya. Ben ne işim var? Arabayı orada sileceği yaparken ben de gittim dolaşmak çiçekleri, otların yanında dolaşmak daha halliyorum. Keşke arkadan videonu çekseydim abi. Ya beraberdik döndü. Şimdi arkadaşlar hidayet gelmiş. Şu anda pek hidayet değil mi? Bak niye geçmişin keşkelerine takılıyorsun? Çünkü histen kopuk duygular, düşünceler, eğer medet verici, Risale-i Nur'un teselli verici derslerini tefekkür etmesen, o keşkeler, o düşünceler, o zanlar alıp götürür seni. Ustad diyor ki, Risale-i Nur'un teselli vericini dersine bakmayarak, sırf kendi zanımla baktım diyor. Niye böyle oluyor? Risale-i Nur'un teselli verici derslerine bakmayarak, kardeşim, cehennem bir şey değil ki. Cehennem cismani, ondan beterdir cehennemi ruhani, burası dünyada. Nasıl bir şey? Öyle bir hale geliyor ki, bu cehennemin ilacı ne biliyor musun adam, eğer bilmiyorsa bu şey? İntihar çare. Şimdi size soruyorum, akıllı adamlarsınız. Bir şeyin çaresi intiharsa, o sıkıntının büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Çözüm intiharsa, intihar görüyor. Nedir ki intihar çözüm? Anlayamayız siz, sen ben anlayamayız onu. Ha? Bak hidayet gelmiş kardeşim, sana kitap oku, derslerini bırakma, ahir zaman fitnesidir, peygamberler bile sığınmış, sen kendinize tehlikesiz mi zannediyorsun, kolun sallaya sallaya, ne yapayım ne bu akşam, bu akşam, onu yap, bu yap, maç da yok, şey de yok, film de yok, dizi de yok, bari derse gideyim, böyle derse gelinmez. Yani dava olacak, devam. Ha yoksa hemen muacel cezası var. Dünyanın cehenneme dönüyor. Mesela birisi geldiği zaman misafir, bu arkadaşlarım şahit. Abi birisi geldi diyor. Kardeşim benimle muhatap etme, ben doktor değilim. Yani hepsini de bu kefeye koydum. Hepsi hasta diye bak. Niye? Ya gören bir Allah için gelmeyecek mi ya? Hep hastayım. Yok abi biz seni göreceğiz diyor. Sonra bakıyorsun. Abi ya gelmişken diyeyim bunu. Gelmişken karpuz gibi yardımcı çat diye çat. Yani niye? Niye kitap okumadın? Niye derslere gitmiyorsun? Niye dendiği gibi yapmıyorsun? Tamam da ben de bunun içindeyim. Ben bir gün kitap okumasam, yazıp çizmesem rahat edemiyorum ya. Ya edemezsin bak. Sanki hidayet ilahi bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarik-i müstakimde, bir saz dedi ya, hidayet nedir? İstikamettir dedi. Uzun yanındaki herhalde istikamette ne oldu? İstikamet burada.
Müminler tariki müstakimde ona binerek aş-ı kemalat yürürler. İstikamet bırakmış. Mesela Allah'ım ilmimi artır şunu demiyor. Hidayet var. Mesela Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da emniyetine bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir Rahim Maliki Yevmiddin. Biliyorsunuz bu anlası. Ama ne diyor? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sonu, evveli, ahiri, ortası istikamet olan. Sonuç peki nedir? Ondan sonra İhdine sıratel müstakim. Gözlükte de hidayettir. Rahatlama. İhdine değil de İhdine sıratel müstakim. Eğer keser susarsan sekte olur. O da olmaz. İhdine de sekte olur. İhdine sıra. Bak rahatlama heyesi. Gözlük. Hidayet o. Hidayet. Gördün mü? Hidayet bak nereye koymuş. Demek ki hidayet önümüzdeki fırsatlar. Ömür bir fırsattır. Hidayettir. Dersler hidayettir. Başka yer okuyayım. Şimdi adamlar şunu söylüyor. Bana hidayeti nasip etmedi, ne yapayım? Panjuru hatırlarsınız. Evinizde panjur var mı İbrahim? Evinde panjur olan var mı? Var. Başka? İki. Tamam. Siz hiç unutmazsınız. Panjur hidayet. Artık gelir. Güneş enerjisi gelir. Panjuru kaldırırsan o onayladın. Hidayeti onayladın. Işığı onayladın. İçeri girdi, ne oldu? Artık ziya değil. Ziya nura dönüştü. İman nurdur. Hı. Ama ben ne yapayım? Hidayet Allah vermedi. Hayır. Hidayetin Allah'tan olduğunu ifade eden min kelimesinden burada bir cebr hissedilmekteyse de hakikatta cebir değildir. Çünkü onların cüz-i ihtiyarileriyle hasili bir mastar olan hidayete yürümeleri üzerine Cenab-ı Hak o sıfat-ı sabiti olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Mesela bak, vurmak. Buna mastar denir. Vurdum da ses çıktı, Ahmet vurdu buna. Yani onu çoğaltıyorsun. Benle nispet ediyorsun. Diyorsun ki Hasan vurdu. Vurdu da ses çıktı. Vurdu da sağlandı. Ona hasili bir mastar. Sonuç. İşte hidayet böyle, ama sen onaylarsan, takdir edersen, tercih edersen hasili bir mastar oluyor. Sonuç oluyor. Bir daha bu noktada bakın. Cüz-i ihtiyari nedir? Onaylamaktır. Diyor ki, çünkü onların cüz-i ihtiyarileriyle hasili bir mastar olan hidayete yürümeleri üzerine Cenab-ı Hak o sıfatı sabit olan hidayeti halka ihsan etmiştir. Yani bu mastardı, asili bir mastar. Sonucu vurdum ve vuruldu, güneş enerjisi geldi. Açtım, aldım. Hasili bir mastar, sonuç. Demek ihtida, yani hidayete doğru yürümek onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Mesela ayette şöyle geçer. Ben istediğime hidayet veririm diyor. He. Bunu çok soruyorlar da bana. Ben de diyorum ki bak, Allah diyor ki ben istediğime hidayet veriyor. O zaman cebir yok mu yani? Allah demek ki bana vermedi, cebir var. O zaman şöyle bak. Allah istediğine hidayeti veriyorsa istediğine, Allah'tan da sen Allah'ın istediğini yaparsan Allah'tan istediğini alırsın. Bir daha. Allah'ın istediğini yaparsan Allah'tan istediğini alırsın. İstediğimi yaparsan istediğimi alırım. Ha, hidayeti ben istediğime veririm. O zaman onun istediği gibi ol ki hidayeti de vermiş olsun. Anlaşıldı mı biraz? Almak istiyorsun, vereceksin. İlk önce bak, Cenab-ı Hak bu kainatı muhabbet için yarattım diyor. Seni onun için yarattı. Allah'tan almak istiyorsan vereceksin. Tahliye meselesi olur mu buraya? Aynı kanun. Çok şükür ya, çok acayip ya. Şimdi o kadar, en son şunu çıkarttım size.
Fakat şurada o kadar çıkarttım ki, mesela zekat mı yapayım dedim, Kur'an'ın camiyetini mi yapayım dedim. O 6. Mağaz, 3. Cihaz'da bayağı cihet var, iş 74, 3.'sü. Ben şurada şeyler okuyayım da zaman olmayabilir. Hidayetten birkaç tane okuyayım. Hidayet anlaşıldı değil mi abi? Hidayet Burak'tır, tevfik ilahidir, Allah'ın sana yardımına sebeptir. Hidayet kendisi bir mastar gibi bir şeydir. Yani sistemdir, güneşin ziyası gibidir, bir kitap okumaktır, bir namaz kılmak gibi bir sözdür, sadaka gibidir. Yani seni tevfik ilahi Allah'ın rızasına götüren ve macili peşini dünyada sana cennet gibi ruhunda yaşatılan şeyler hidayettir. Sonucu sen hissedersin. Oh, mesela diyelim ki haşa haşa, yüz bin defa haşa. Gittik baktık ki ahiret yok. Bir zararımız yok ki. Dünyada zaten ümit yaşamıştık. Yok da zaten sen niye vara inandın, yokluk çıktı diye de yok. Dünyada rahat yaşadık. Gazete halinin mantığı var radyalı. Ama varsa köşeye döndük. Ama kafir böyle değil işte. Bak hidayetin acımasızlığına bakın. Yok dedi, girdi. Yokluk çıktı. Aferin sana. Yok dedin. Dediğin isabet ettin. Al sana yokluktan mükafat diyen yok. İsabet ederse karı yok. Etmese sonsuz helaket. Biz inandık, girdik içeriye, isabet etmedik. Yok, var dedik, yokluk çıktı. Zarar var mı? Yok. Yanlış çıkmamız halinde zarar yok, doğru çıkmamız halinde sonsuz saadet var. İnkarda ise doğru çıkması halinde isabet etse sonsuz helaket. Etmese zaten etmemesi onun için iyidir. Yani yok dedi, yokluk çıksa. Hiçbir kârı yok. Ama yok dedi, varlık çıktı. Ayva yedi işte. Şakir, bu küçük hesabı yapamıyor mu sana? Sana bir şey söyleyeyim aklınım, canım kardeşim. Ben vallahi bunu hep şey yapmışım. Kendi hayatımda. Bu küçük hesabı yapamıyor mu? Vallahi olmuyor. Ya ben bunu nasıl dedim ya? Ben bunu niye böyle yaptım ya? Ben buna niye gittim? Niye böyle yaptım? O kadar demiyor muyuz Adnan? Ya bu küçük şeyi ben niye düşünemedim? Gazali der ki akıl örtülür dedi. Ama men yaşa layık olmadığımız için. Öyle basit şeyler var ki çocuk yapmaz, ben yapıyorum ya. Demez ya. Acayip bir şey. Bu kadar bak. Mesela Hazreti Ali'ye söylemiş Yahudi. Sen ibadet ediyorsun diyor. Ya ahiret yoksa diyor. Lan abi Yahudi. İnsanlara yardım ettim. Onun adı zekat. Kötüm neresi var? En azından psikolojimi tahmin ediyorum. Onların sevilmesinden seviniyor. Çocuğu güldürdüm, bisiklet aldım falan. Ulan canım mı sıkıldı? Niye söylüyorum bisiklet aldık da onun için? Niye canım moralim bozuk? Valla çikolata verdim çocuğa da onun zevkinden bana üzüntü oldu. Öyle olur mu? Tam tersine olur değil mi ki? Ha, şimdi eylemsel istameti yaşadık. Ya karımız var kardeşim, sevindirmekte sen. Girdik ahirete. Aa, ahiret var dedik. Yok çıktı. Ceza olan var mı? Cezası var mı? Bu inanmanın cezası var mı? Yok. Evet dedik. Evet çıktı. Sonsuz saadet. Lan imansız girdi. Sen inkar ettin lan. Al sana lan, inkar ettin. Hakikaten yokmuş. Al sana mükafat diyen de yok. Var. Yani %50 ya. %50 sonsuz helaketi kim nazara alır ya? Koronadan, böyle söylersem daha iyi olur. Koronadan ölme ihtimalin senin, benim %0.03. %3. %0.03. Binde üç oldu yani. Senin ölme ihtimal, bu kadar tırtsın. He? Peki ahiretin olma ihtimali %50. Hiç kaldım. Şimdi korona gitti. Ölüm yeryüzüne gitti. Rafa kalktı. Ölüm denen bir şey yok. Yandaki ölse, selamet ve selam yok. Demek ki psikoloji mutlaka ölecek. Umrunda değil. Korona ile ölme ihtimali %3. O nasıl yaşattı? Aman ha. Kadınların maskesine, peçesine düşman olan, kendisi peçe taktı ya.
senelerce. Kurban oldum Allah. Kadına peçe mi takılır? Takılıyormuş ya. He? Onu anlattım ya, kendisi takıyor. Hem de kaç sene. Kime taktı? Şimdi koronayla ölüm yeryüzüne indi, korona gitti, ölüm gitti mi? İşte böyle ya. İnsanoğlu propaganda yapmak. Onun için devamlı pompalarlar. Televizyona, YouTube'lara muhatap olan kurumuş yaprak gibi onların, onlar bize yön belirler. Nereden korkmamız gerektiğini o belirler. Nereden ümitli olacağımız da o belirler. Yani daldayken yaprağı sen göster. Yaprak daldayken rüzgarın yönünü sen gösterirsin. Ama koptu mu rüzgar senin yönünü belirler. O zat aleyhissalatü vesselam risaleti cihetiyle bir burhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadettir. Olmasaydı bu dersler olur mu? İnsan olduğumu nereden bilecektim ya? İnsanın ne olduğunu Miraç'ta ortaya çıkmış. İnsanın bak insan kainatta. Ben bu salondayım. Salon Tepecik'te. Tepecik Büyükçekmece'de. Değil mi? İstanbul'da, Türkiye'de böyle. Allah kainata sığmadı. Mümin kulun kalbine sığdı. Ulan ben de kainattayım. Ona sığmayınca kainatın içinde olana nasıl sığar? Ha bende bir yer var ki yersiz. Vücut var ki yok. Yok var. Yok varlık. İşte müminin kalbine sığdı, Miraç'ta anlaşıldı. İnsan kainattan emniyette olduğu o zaman belli oldu. İşte Peygamber Aleyhisselam'dan. Hidayet. Kur'an'daki fezdekeler, hidayet ilahiyenin ab hayatından bazı reşahat vardır. Yani şu, Kur'an nasıl bir hidayet? Hepsine muktedir olamıyorsun. Bir süresine muktedir o. Ona da muktedir olamadım. İbret mi almak istiyorsun İbrahim, hidayet? Aha surelerin sonuna git. Ve men semiul alim ve men ahsen semiun basir. Erhamur rahimin. Yani o sureyi son ayette fezdeki etmiş, o da hidayet etmiş. Fezdeki hulasa etmiş. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu da fezdeki Fatiha'dır. Ya. Yasin'in fezdekesi neydi? Yasin'in fezdekesi. İlahiyatçı çabuk. Fezdeke. He? Selamun kavlen min Rabbim emtaziyem eyyemini. En son ayet. Ve ileyhi turcaun. Doğru mu? Evet. Son ayet bu mu? Evet. Peki niye bu da hidayet var? Allah'a dönülmek korkulacak şey midir diyor. Önünde niye korkuyorsun diyor. Allah'a döneceksin. Yani rücu edilecek tekrar. Aslına. Yani Allah'a gideceksin, toprağa değil, bana döndürüleceksiniz diyor. Fezdeke işte bu. Fezdeke hidayet. Elfaz-ı Kur'an'ın her biri cevahir-i hidayetin birer sadefidir. Yani Kur'an mesela olmasa bugün cüz okuyordum. Ya bitmedi dedim ya. Oluyor ya, darlatıyor çani. Alçak aşağıda. Var böyle en alçağı bende o nefis. Darlatıyor, daha bitmedi. İbrahim cüzümü okuyorum, daha bitmedi. Bitmeyince niye bitmedi falan diyorum. Sonra öteki taraf, hiç benim ihtiyarım yok. Öteki taraf dedi ki, ulan keşke bitmeyecek kadar olsa. Üç cilt olsa Kur'an daha iyi olmaz mıydı dedi. Vallahi hoşum, dur lan dedim. Bunu yazayım, hoşuma gitti. O ki benden çıktı, ben niye yazıyorum? Benim değil ki. O Kur'an ona cevap verdi. Buna düşe girersiniz. Düş. Alırsınız ya. Düşlenirsiniz. Düşünce böyledir. Düşlenmekten gelir. Deşmek. Bak bir taraf dedi ki ya bitmedi ya. Öteki dedi ki keşke bitmese. İki cilt olsa daha iyi olmaz mıydı? Allah bilir neler yazardı orada Kur'an Allah. Hemen yazdım hoşuma gitti. Demek ki düşlendik.
Düş aldı. Seyrediyorsun yani. Niçin anlatıyorum? İki tarafı da bak, Allah Allah, bu böyle dedi, bakayım bu ne diyecek diyorsun. Seyrediyorsun. Sen ikisi misin? Değilsin. Onaylama makamındasın. Sen sus lan. Sen doğru söyledin. Seni rahatsız edecek bir şey gelirse, şimdilik bilmiyorum. Söz. Gel. Gelir cevabım. Bak dehi geldi. İnan ikisinde de ben değildim. Ya niye bitmedi? Anladım o alçak. Bitmediyse bitme sana. Bitmedi diyor. Bu da dedi ki iyi ki bitmedi diyor. Keşke üç cilt olsa. Bakalım neler var da Allah bilir. Allah'ın ilmi bu kadar değil ya. Niye üç cilt olmadı? Keşke olsaydı. Baktım adam sustu. İkisi de ben değilim. Ama bunu başka bir yerde anlatsan der ki kafayı yedi bu adam. Üç tane şahsiyet var. Adam doktora gitsen desen ki bende iki kişilik şahsiyet oluyor. İki kişilik oynuyorum. Bir o. Hemen doktor ilaç veriyor. İki şahsiyet olur mu ya? Nasıl olur lan? İki tane hissediyorum kendimi. Oysa üç taneymişiz. Kur'an'ın her bir ayeti birer necm-i sakin gibi icaz ve hidayet nurunu neş ile küfür ve gaflet zulmatında. Ha, hidayet küfür ve gafleti zulmatı dağıtıyormuş. Peki hidayet niye olmuyor? Hemen acele edeyim. Herhalde zaman geldi. Onu okuyamayacaktım. Hidayeti gelmesine mani olan 8 tane özellik. Onu soruyor. 180 yoksa 185 olabilir sayfa. Hidayete mani olan abiler şey. 186 yok. 188 sözler. Plaka yok ki onunla nispet edeyim. 8 tane sebep var ya. Ha 8 tane sebep. Ha hidayet niçin gelmiyor bize? Bize ha harice sokağa değil. 8 tane. 1. Batılı hak muhali mümkün görmekten. Niye böyle oluyor? Batılı hak muhali mümkün niye görüyoruz? Sebep 8'miş. Bir daha. Batılı hak muhali mümkün. Uygulayayım şimdi. Ha dedik amca. Şimdi ben televizyondan nasıl kalkayım? Ağla, yorgunuz, kumanda elinde. Ya Abdullah, yat aşağıya koltukta. O kanal senin, bu kanal senin. O kadar enerji bitecek ki kalktı, evi, hadi yatağa git, gidemezsin. Çünkü sömürdü seni. Yani gözünden, kulağından çıkan enerji, bir şey dinlemek için enerji lazım. Görmek için enerji lazım, düşünmek için enerji lazım. Gol diye bağırmak için enerji lazım. O kadar enerji sömürdü ki koltuktan kalkamazsın böyle. Kalk da yatağa giremezsin. Ha, şimdi bu kaldırıp da bizi buraya getiren nedir o? Yani batılı hak var ya. Mesela koltukta oturmak batıl. Ders saatinde niye şey yapmıyorsun? Niye namazını kılmıyorsun? Biliyorsun ki yatsı namazını geç kılarsa duman olacaksın. Hemen okunca kıl. Mümkünü, muhali mümkün görüyor. Bir, gafletmiş abi. Gaflet bilmemek değil, bilmeyin unutma hali. İki, dalaletmiş. Dalalet nedir? Dalalet hep deriz ki, gayrin mağdubi aleyhim veleddallin, dalalet dallin. Nedir o? Rehbersizlik. Nerede söylüyor? 25. söz. Ne söylüyor ama ben küllattan söylüyorum. Dalalet rehbersizlikten. Demek ki gaflet biliyorum fakat onu unutacak sebepler değil. Şimdi YouTube'lardasın mutlaka şey yapacaksın. Başka uygulama yapıyorum gafleti. Zil çaldı sabah namazına 5 dakikada. Yani 5 dakika diye saate basarsan ben kalkmıyorum demektir. Çünkü 5 saat yattın yetmedi 5 dakikada mı yetecek? Kılmayacağım demektir saate basmam. Bu gaflet. Dalalet seni ikaz edecek rehberin olmaması. Hep okşadılar bizi. Sanki dernek kurmuşuz. Dini cemaate dahil oldum. Bunu yaptım garanti cennet. Şeyhin, ustadın falan. Hop, hop, cennet. Bunlar hepsi dalaletten geliyor. Rehbersiz de yanlış rehber. Birincisi abi gaflet. İkincisi dalalet. Yani hidayetimize mani olmak. Oo, saat geçti. Üç, safsata. Saf, sa, ta, saf, 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 ta. İnat. Yanlış inat. Mugalata.
Yani yanıltıcı ve saptırıcı akıl mantık yürütmek. Mesela diyelim ki ne var lan canım bende? Komşu görmüyor musun? Onun gibi miyim? Yanıltıcı ve yanlış kıyas. Kendisini mesela ben onlara şöyle diyorum. Ben iyiyim, niye iyisin diyorum. Ya ben komşuları görmüyor musun? Onlar gibi miyim? Doğru. Git morka git. Daha yüksek kıyas yapacağım sana. Orada yatıyor. Ben onun gibiyim ya. Ben canlıyım. Diyebilir misin? Niye onunla kıyas etmiyorsun? Bak canlıyım. Bu nimetini anlasana o zaman. Bak canlısın. Sonra mukabere. Yanlışı bile bile doğruyu doğruya tercih etmek. Kibirden geliyor çünkü mukabele kibirden. Yanlışı doğruya bile bile tercih etmek. İhfa. Ağır olmaz ama bu lüga ilmi olduğu için televizyonda seyrettiğimiz, YouTube'larda seyrettiğimiz her olumsuz aklımızı ihval ediyor. İhval. Yoldan çıkarmak değil, değiştiriyor, mayalıyor. İhval ediyor. Tacize uğruyoruz. Her imanımıza zıt bir şey seyretmek, ihval ediliyoruz. İhval. Taciz ediliyoruz. Eğer onun gibi yaparsak, tecavüze uğramış oluyorsun. Onun gibi eylem, bilabele çocuk doğuruyor. İhval. Şeytan çift cinsiyetlidir. Kendisine kendisine döller. İş eşit. Onun için eşcinsellik ondan lanetlenmiş oluyor. İhval. Eğer kafamıza giren şeyler ihval. Ben uydurmadım bak. İhval. Bizi bozuyor yani. Tamam. Sonra kaç etti? Gaflet bir. Dalalet. İki. Safsata. Üç. İnat. Mugalata. Mukabere. İhfan, bir tane kaldı. Görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intihac eden inkar ve küfür. Görenek. Yani anne babadan miras kaldığı gibi görenekte mesela dine uygun olmayan görenekler var. Bir sürü örf, anane, kültür yani bir sürü şeyler var, sıkıntılar. Görenek. Mesela diyor ki bunlar bana niye anlatıyorsun diyor Allah'a diyor. Ben kafir miyim diyor. Sahabe demedi ki ya Resulallah biz iman ettik daha çok ayet niye geliyor ya? Dedi mi? Acayip bir şey. Demek ki bunlar bizi hidayetten çıkarıyor. Birincisi Yaşar gaflet abi. İkincisi dalalet. Üç. Safsata. Salla salla. Ya ne olacak ya bu işte. Vallahi inan size şey gibi yapıyorum ama ilk önce kendim derdim olmasa ben bunlara çalışmam. Tamam? Sizin ben merak ediyorum. Ben niye hidayette duramıyorum? Tamam? Yani bir başkası için çalışılmaz. Biliyor musunuz? Ta sabahtan beri dersime çalışırken yatsıyı sizinle kılamadım biliyor musunuz? Yatsıyı kılamadım. Yetişeyim diye. Bu sayfa çıkabilmesi için 3 tane böyleydi. Ayıkladım. Yani kendime merak ediyorum. İnan size değil. Sizi tıkır tıkır okurdum ya. En kolay nedir İbrahim? Evet kardeşler, izah yapmayın. Evet, düz okuyun. Vallahi niye ben senin için yatsı yapayım? Takdir, hadi bakalım bu akşam ne çıkacak size? 4. kaz, ey sersem nefsim. Acaba bu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Bak ne çıktı. Tamam. Ne kadar kolay değil mi? Ulan ne uğraşıyorsun lan? Safsatadan, innattan, mukabereden, hidayetten girdin. Niye böyle yapıyorsun? Tamam. Ta ki Risale-i Nur'u konuşturmak kardeşim. Dert edineceksin kendini. Ya ben hidayeti niye duramıyorum? Hidayet nedir ya lugat? İstikam. Bak hidayet, hicabın kalkması, aklın perdesi, kalbin perdesi, vicdanın perdesi, ruhun perdesi kalkması. Hakkı hak, batılı batıl görmek hidayetmiş. Adam bakıyor görmüyor. Adam duyuyor işitmiyor. Bir şey yapıyor, hissediyor değerlendiremiyor. Yok da yok.
hidayet yok. Çok acayip. Ben onun için şükredelim diye şey yaptım böyle fazla üzerine. Ne kadar şükretsek azdır ya. Buraya gelebiliyoruz ya. Bir saat geçti. Bunu hiç okuyamadım. Ama bizim hidayetimize mani bu 8 tane şey. Sayfada 8 tane madde. Kaçıncı sayfaydı İbrahim? 188. Hidayeti şartacağız da anlamak için uçakla ilk önce nereye gideceğiz abi? Tokat'a gideceğiz. Oradan Trabzon'a geçeceğiz. İşartacağız. 60, 61. Bir de neresiydi orayı da söyleyeyim. Oranın plakasını da merak ettim. Hicabların kalkması. Peygamberimizin doğum var aleyhissalatü vesselam. Ha. 571. Ooo 571 Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir de 22 nereye bağlı? Aynen. Ha? Edirne midir? Aa, Edirne'den çıkalım. Şey anlatıyor. En büyük hidayet hicabın kaldırılması. Edirne. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğumuyla diyor ki Burak-ı Tevfik-i İlahi'ye binerek. Aynı öyle geçiyor. Burak-ı Tevfik-i İlahi'ye. Tevfik-i İlahi'ye Burak'mış. Allah Resulü'nün doğumu. 571 sözde. Demek ki sonuç şu. Derse geleceğiz. Risale okuyacağız. Namazdan sonra tesbihatını yapacağız. Her gün 5-10 dakika okuyacağız. Elimizden geldiği kadar silah-ı rahmi yapacağız. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi tenkit etmeyeceğiz. Tenkit etseler bile yüz çevireceksin. Peygamber aleyhisselama bir sahabe sormuş ya. Ya Resulallah bana kulasa bir şey söyle de ben onu yapayım. Başka bir şey yapamam. Tek. 3 tane şey söylüyor. Hatırlamak geldiği kadar. Sana gelmeyene sen git. Sana vermeyene sen ver. Sana küfredene sen mukabele etme. Öyle manada geçiyor. 3 tane şey. Demek ki sahabe böyle demiş ya. Bakar mısın? Ben. Zorlaşmış abi ya. He? Çok zormuş. Küçük zannettim ha? Çok küçük. 3 tane geçe. Sana gelmeyene git demiş. Bak. Vermeyene ver demiş. Bak gitmeyene git. Vermeyene ver. Ha, seni affetmeyenleri sen affet. Bayram. Dışarıda bir şey kalmadı abi. Ama hakikaten 1400 sene önce düşün. İki vadi arasında çölde bir insan böyle bir psikolog olabilir mi ya? Ve karşısındaki adamlar kim biliyor musun? Yani sen mi daha iyi ok atıyorsun ben mi? Köleyi koyuyorlar, bağlıyorlar. Sağ göz senin, sol göz benim. Bak hangimiz isabet edeceğiz. Tamam. Bunu kim isabet ederse iki tane köle o alacak. Allah Resulü zamanında köle satılırken ölçü şöyleydi. Bir eşek kaç insan, kaç köle işi yapar, kaç kişi? İki. Bir eşek iki köleye değiştiriliyordu. Sen tek başına bir eşek yapamazdın, olmazdı. İnan. Bir deve kaç tane insan köle işi yapıyormuş? 3 veya 5 arasında değişirmiş fiyat. Vallahi ben bir deve etmem. Anladın? Salih, sen bir eşek etmiyorsun. Ben deve etmiyorum. 1, 2, eşek ediyoruz ikimiz. Allah Resulü zamanında. Kadın mı? Ne hak? Zaten kendisi maldı. Mal olarak alınıp satılıyordu. Bu fazla gitme. Amerikalılar Afrika'dan zencileri böyle aldılar. Böyle zencileri böyle götürmüştür. Sicili kabarık 63 milyon insan katletmiş. Rusya'nın 67 milyon. Hollanda'nın, İspanya ve Portekiz'in zaten şey değil. Koca Brezilya, Portekiz'in kaç katı? Orada o lisan konuşuluyor. Orayı işgal ettiler. Ne kadar katliam. Yani vesaire. Yani fazla zaman değil. Ama uzağa gitmeye gerek yok. Şu din ne kadar acayip bir şey ya. Daha Kafkaslar'da, şuralar, Afrika'ya gittik. Dilimizi bile empoze etmedik. Dinimizi bile etmedik. Adam oraya Osmanlı şeyinde Hristiyanlığı yaşadı. Vay be. Bu barbarlara bak. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Hidayetimiz, hidayet üzerine bize vefat ettirsin, teris ettirsin inşallah.
hidayetini almasın. Hidayetin sonucu olan imanın nurundan, imanın kuvvetinden bize ayırmasın. İştirak amal uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Biraz uzattım, özür dilerim. Aklınızı helal edin. Ve ahir davakum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.